Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Baskın. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda herhangi bir flash diskten Liveboot olarak kullandığımız Kali Linux işletim sisteminin Live USB Persistence modundan ve kurulumundan bahsedeceğim. Şu anda sanal makine üzerinden başlangıç ekranında görebilmeniz için ben açtım. Şu an görebilirsiniz seçili olarak Live USB Persistence modunu. Öncelikle bu modun bize ne gibi faydaları olduğuna değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Kali Linux'un Liveboot modunda yani tak çalıştırma modunda Kali'nin tüm araçlarını seyir olarak farklı bilgisayarlarda rahatlıkla ve kolaylıkla kullanabiliyorduk. Fakat sistem üzerinde yaptığımız değişikliklerin kaydı tutulmuyordu. Bu ne demek oluyor? Yani sistem her seferinde default'ta kendisini sıfırlıyor. Yaptığınız herhangi bir çalışma üzerinde yani bir çalışma üzerinde yaptığınız değişikliklerin bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda ya da flash belleğinizi çıkartıp başka bir bilgisayarda yeniden boot ederek başlattığınız zaman yaptığınız hiçbir değişiklik kalıcı olmuyordu. Tamamen sıfırlanıyordu. Bu aşamada Live USB Persistence modu sizlere anlatacağız. Persistence modunda Live Boot modunda olduğu gibi seyyar olarak kullanıp işletim sistemini boot edebiliyoruz. Aynı zamanda yaptığımız tüm değişiklikler yani konfigürasyon ayarları vesaire kayıtlı olarak kalıyor. USB belleğinizi bilgisayarınızdan çekip başka bir bilgisayara taktığınız zaman herhangi bir çalışmanıza kaldığınız yerden rahatlıkla devam edebiliyorsunuz hiçbir sıkıntı yaşamadan. Önceden yani flash bellek üzerinde belirttiğiniz bir bölümü tabii ki onu Kali Linux'un kendi dosya biçimine göre önceden biçimlendireceğiz ve kaydedeceğiz. Flash bellek üzerinde bölümlendirmeler yapacağız. O kısma kaydedebiliyoruz. Peki bize başka nasıl bir avantajı var? Şöyle bir avantajımız söz konusu. Sanal makine üzerinde Kali Linux kullandığınız zaman fiziksel bilgisayarınızın da mevcut bir RAM tüketimi söz konusu olduğu için zorunlu olarak bir performans düşüşü söz konusu. Bu nasıl bir sıkıntı yaratabilir bize? Şöyle anlatayım. Wi-Fi saldırılarında, kablosuz ağ saldırılarında, brute force saldırılarında yani yüksek deneme sayıları, yüksek performans isteyen saldırılarda ve işlemlerde veya analizlerde yavaşlık ve zamandan bir kayıp söz konusu. Bu zamandan tasarruf ve performanstan tasarruf, yüksek bir performans elde edebilmek için yani fiziksel tüm kaynakları tamamen Kali Linux üzerine kullanabilmek için Persistence modu kullanabiliriz. Zaten Persistence Türkçe'de süreklilik ve devamlılık manasına geliyor. Hemen uygulamamıza başlayalım. Nasıl yapacağız Persistence modumuzu? Flash belleğimizi nasıl biçimlendireceğiz, nasıl yükleyeceğiz, ayarlamalarımız nasıl olacak? Bunları görelim. Şu şekilde ihtiyacımız olan programları ve ekipmanları görelim. Ben buraya tabii ki şey olarak 8 GB ve 16 GB USB bellek olarak belirttim. Fakat kendim 32 GB kullanacağım şimdi size anlatmak için. Yani minimum 8 GB kullanmalısınız ki yani sonuçta siz içerisine yaptığınız değişikliklerin edilebilmesi için bir bölüm ayıracaksınız ve bu bölüm tamamen kullanımınıza bağlı. Yani ne kadar kullanacaksanız o kadar ayıracaksınız. Ben göstermek için elimde 32 GB flash bellek mevcuttu. Bunun üzerinden göstereceğim. Tabii ki de bir adet Kali Linux ISO imajınız bulunmak zorunda. İstediğiniz sürümü yükleyebilirsiniz. Ben sizler için 2018.2 sürümünü şimdi yükleyeceğim. Flash belleğinizi normal bir format CD'si, DVD'si flash belleği oluşturur gibi bir Kali Linux imajı yazacağımız için Rufus yazılımına ihtiyacımız var. Rufus yazılımımızı da elde ettikten sonra Minitool Partition Wizard 3 yazılımın ile de flash belleğimiz üzerinde bölümlendirmeleri yapacağız. Yani Minitool Partition Wizard 3 dediğimiz program disk üzerinde bir bölümlendirme yapmamızı sağlıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi Rufus 3.0, Minitool Partition ve Kali Linux 2018.2 sürümlerimiz burada. Hemen ilk aşama olarak Rufus yazılımımızı çalıştırıyoruz. Öncelikle flash belleğimize, USB diskimize işletim sistemimizin imajını kaydedeceğiz. Gördüğünüz gibi flash disk F32 GB olarak seçili. Burada bizden disk ya da ISO yansıması seçmemizi istiyor. Seç diyoruz. Gördüğünüz gibi Kali Linux seçiyoruz.
Yeni birim etiketi olarak kendisi otomatikman Kaliv olarak atıyor. Dosya sistemimiz FAT32 olarak yani varsayılan olarak bırakıyoruz. Bu aşamada seçmemiz gereken başka herhangi bir şey yok. Burada bir güncelleme söz konusu. Geçiyorum. Evet, başlat dediğimizde bir uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi evet diyoruz. Böyle bir mod seçimi yapabilirsiniz. ISO yansıması modunda yazdırmasını istiyorum. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi şu anda başladı. ISO yansıması modunda herhangi bir sıkıntı yaşarsanız diğer görmüş olduğunuz, az önce görmüş olduğunuz seçenekle DD modunu seçebilirsiniz. Tabii ki herhangi bir sorunuz olduğu zaman web sitemiz üzerinden veya YouTube videomuzun altındaki yorum kısmından bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağız. Şu an ISO dosyalarımız kopyalanıyor. Rufus yazılımımızın işlemi bitene kadar Minitool Partition programından biraz bahsedelim, arayüzünü görelim. Genç. Pardon. Evet. Minitool Software olarak gördüğünüz gibi böyle basit bir arayüz var. Sol üst taraftan bu kısmı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten bir disk, hard disk ikonu karşımıza geliyor. Çok uzun süren bir işlem değil. Sistem özelliklerinizin de etkisiyle gayet kısa bir sürede bu işlemi gerçekleştirip Linux sistemi, işletim sisteminizi Persistence modda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şurada kısaca göstermek istiyorum. Live US Persistence modun altında Encrypted Persistence modu da mevcut. Ne farkı var diye sorarsanız tamamen çalışma mantıkları aynı, fakat Encrypted'da anlayacağınız üzere şifreli olarak her şeyi saklamakta. Tabii ki de daha güvenli ve tedbir amaçlı kullanılabilir. Tamamen tercihinize kalmış. Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Evet, şu an zaten Minitool Partition programımızda gördüğünüz gibi Kaliliv FAT32 olarak dosya biçimi ve USB diskimizin ismi burada görülüyor. %8'lik bir kısmı şu anda kullanılıyor. Tabii ki işlemimiz, yazma işlemimiz devam ediyor. Yazma işlemimiz sonlandıktan sonra bu yazılımımız sayesinde burada bir bölümlendirme yapacağız. Bölümlendirmedeki amacımız İşletim sisteminin kurulu olduğu kısım haricinde bir depolama alanı oluşturmak ve bu depolama alanını Linux'un kayıt biçimine, yani dosya biçimine uygun bir şekilde biçimlendirerek uygun bir hale getirmektir. Yani tamamen Windows'ta olduğu gibi şu şekilde göstereyim. Nasıl siz işletim sisteminizi yerel C üzerinden kuruyorsunuz, bunun haricinde depolama için farklı bölümler oluşturuyorsanız, bölümlendirme yapıyorsanız, biz şu an sadece bu işlemi yapıyoruz. Evet, şu an gördüğünüz gibi Rufus programımız imajımızın hazır olduğunu bize söylüyor. Kapat diyoruz. Evet, yeni işlemimize buradan devam edeceğiz. Bir güncelleme yapalım. Evet, gördüğünüz gibi %9'luk bir alan kullanılıyor şu anda. Buradan sağ klik ile gördüğünüz gibi bu seçeneğimizle Split seçiyoruz.
ortadan bu şekilde tutarak ya da bu alt kısımdan değer vererek bölümlendirme yapabilirsiniz. En basit bu. Gördüğünüz gibi 3,12 GB'lık bir işletim sistemin kurulu olduğu alan söz konusu. Ya burada istediğiniz kadar verebilirsiniz tabii. Düz bir şekilde 4 GB vermek istiyorum. Geri kalan kısmım 24,88 GB. Okey dediğinizde gördüğünüz gibi bu alan işletim sisteminin kurulu olduğu alan. Geri kalan 24-25 GB'lık alan ise depolama yapacağımız alan. Bu alanı bu şekilde bırakmıyoruz ve formatlıyoruz. Partition Label olarak buraya Persistence ismini giriyoruz. File sistem yani dosya sistemini Kali Linux'un depolama dosya biçimi olarak X4 seçeneğini seçiyoruz. Burada default olarak yani varsayılan olarak bırakabiliriz. Yani tek yapmamız gereken Persistence ismini vermek ve dosya sistemini X4 olarak değiştirmek. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve sol üst tarafta Apply yani ayarlarımızı kaydetmemiz için bir alan var. Tıklıyoruz. Uyarımızı alıyoruz. Yes diyoruz ve gördüğünüz gibi şu an biçimlendirme ve bölümlendirme işlemimiz başladı. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Şu an zaten bu aşamada yapabileceğimiz yani Windows işletim sistemi üzerine yapabileceğimiz şeyler bu kadar. Bu aşamadan sonra yani bölümlendirme ve biçimlendirme işlemimiz bittikten sonra bilgisayarımızı kapatıp USB bellek üzerinden Kali Linux işletim sistemimizi boot ederek Live USB Persistence modunu seçerek işletim sistemimizi doğrudan başlatacağız. Diğer işlemlerimizi Kali Linux terminali üzerinden birkaç komutla gerçekleştireceğiz. Bu komutlarla da yapacağımız şey tamamen yani dosyaların depolanacağı kısmı belirtmek. Bu şu an biçimlendirdiğimiz bu X4 Persistence Mod Persistence isminde X4 dosya biçiminde oluşturduğumuz alana dosya kaydımızın yönlendirmesini yapacağız sadece. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biçimlendirme işlemimiz sona erdi. Okey deyip bu işlemi bitiriyoruz ve bu programla da işimiz bitmiş oldu. Kapatabiliriz. Evet şu an bilgisayarıma girdiğimiz zaman burada Randebian, GNU, Linux ve USB sürücüsü olarak iki farklı dosya, iki farklı affedersiniz, iki farklı sürücü görmekteyiz. Bu aşamadan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıp, kapatıp yeniden açıp oluşturmuş olduğumuz USB bellek yani Kali Linux imajımızı barındıran USB bellek üzerinden bilgisayarımızı boot ettikten sonra geri kalan işlemlerimiz Kali Linux terminali üzerinden birkaç satırlık kod ile yapılacaktır. Bu aşamada yapacaklarımız bu kadar. Şu an şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi Kali Linux işletim sistemimiz flash diskimizden Live Persistence modda boot edilmiş ve başlamış durumda. Şimdi gerekli olan işlemleri kısaca hemen göstereceğim ve uygulayacağız. Şu şekilde ben sizin için komutları canlı olarak bir arada görebilmeniz için böyle not aldım. Gördüğünüz gibi toplamda şu şekilde 5 satırlık bir komut söz konusu. Hemen not komutlarınız burada dursun. Yan tarafta terminalimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar, burada ilk olarak fdisk tl komutumuzla mevcut olan disk bölümlerimizi görüntülüyoruz. Üst tarafta görmüş olduğunuz sda 1 2 3 4 5 şeklinde görülen bölümler bilgisayarımızda halihazırda takılı olan hard disklerin bölümleridir.
Bunlara herhangi bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Bunlar tamamen bizim fiziksel bilgisayarımızla ve asıl işletim sistemimizle ilgili, boot ettiğimiz işletim sistemiyle ve flash belleğimizle herhangi bir alakası bulunmamakta. Alt tarafta gördüğünüz gibi yine burada bir device var, sürücülerimiz var. SDC1, SDC2 ve SDC5 şeklinde 3 farklı bölümümüz var arkadaşlar. Hemen en sağ tarafında biçimlendirilme özelliklerini görmekteyiz. FAT32, EXT ve FAT32 olmak üzere 2 farklı dosya sistemi ve 3 farklı bölüm söz konusu burada. Şimdi burada hangi bölüm üzerinde işlem yapacağımızı nasıl ayırt edeceğiz arkadaşlar? Şunu baştan belirtmeliyim ki sizin bilgisayarınızda SDC değil de SDB olarak da görülebilir bunlar. Herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Önemli olan burada sizin de ilk başta bölümlendirme yaparken depolama yapmak için ayırdığımız kısmı tespit edebilmeniz ve bunun üzerinde işlemler gerçekleştirmeniz. Tespit etme aşamasında şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bölümlendirme yaparken orada ayırmış olduğunuz bölümün boyutunu eğer aklınızda tuttuysanız veya not aldıysanız buradan doğrudan tespit edebilirsiniz. Zaten büyük olan geri kalan kısım depolama için ayırmıştım ben. Gördüğünüz gibi 23.9. Ama şöyle bir şey var. Burada gördüğünüz gibi 2 adet 23.9 GB'lık bölüm söz konusu. En sağ tarafta arkadaşlar parantez içinde LBA olarak gördüğünüz kısımları dokunmuyoruz. Bunlar işletim sisteminin kendi dosyalarını yedekleme vesaire gibi dosyalarını barındırdığı kısımlar ve adreslemelerle ilgili olan kısımlar. Biz en alttaki şu SDC5 olan kısmı 23.9 GB'lık ve FAT32 dosya biçimine sahip olan işletim affedersiniz sürücüyü yani depolama alanını kullanacağız. Hemen işlemlerimize devam edelim. Bu alanı nasıl tespit edeceğimizi anlattıktan sonra. Gördüğünüz gibi komutlarımız çok basit. Hemen mkdir boşluk. Bu aradaki boşlukları unutmayın arkadaşlar. Videonun altında bu komutları verebiliriz. Oradan direkt kopyala yapıştır yaparsanız sizler için daha sağlıklı olabilir. Boşluk. Slash my USB. Enter diyoruz. Mount dev SDC5 boşluk slash mount slash my USB echo boşluk çift tırnak slash boşluk pardon ve son olarak evet arkadaşlar komutlarımızı uyguladık. Şurada bir küçük bir problem yaşadık. Kusura bakmayın. Evet, yazmış olduğumuz komutların ne tür işlemler yaptığından bahsedelim. Hemen şu şekilde isterseniz gördüğünüz gibi şurada mkdir komutumuzda myusb adında bir klasör oluşturduk. Hemen o kısmı şuradan yerler bilgisayar MNT. Gördüğünüz gibi MyUSB ismindeki klasörümüz MNT dizini altında. İçerisine girdiğimiz zaman arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi boş. Boş olması normal mi? Tabii ki de şu an boş olması normal değil arkadaşlar. Normal şartlarda burada şu komutumuz sayesinde persistence.conf isimli bir dosyamızın burada olması gerekiyordu. İçeriğinde de şöyle slash boşluk union yazması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ilk denemizde bazen oluşturulamayabiliyor. Tekrardan şu komutunuzu echo ile başlayan komutunuzu kopyalayıp onayladığınızda gördüğünüz gibi MNT dizinin altında MyUSB klasörünün içinde persistence.conf klasörü affedersiniz dosyası oluşmuş oluyor. İçeriğine baktığımızda ise bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu aşamada bir komutumuz daha vardı. O komutumuzu da tekrarladıktan sonra
Gördüğünüz gibi tüm işlemlerimiz sona erdi arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey işletim sistemimizi reboot ederek, tekrar başlatarak klasörlerimizin kalıcı olup olmadığını görmek, yani küçük bir deneme yapmak. Gördüğünüz gibi masa üstümüzde zaten halihazırda komutlar adı altında bir komutlar adında bir dosyamız mevcut. Ek olarak şuraya bir klasör oluşturarak deneme diyelim. Komutlar ve masa üstünde şu şekilde. Hatta bunun içine de bir klasör oluşturalım. Deneme 2 olsun. Gördüğünüz gibi böyle birkaç tane deneme amaçlı klasör oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızı, Kali Linux işletim sistemimizi kapatıp tekrar açacağız. Ve dosyalarımızın kalıcı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bazen ilk denemenizde işlemler doğru cevap vermeyebilir. Yani bu sonucu elde edemeyebilirsiniz. En baştan komutlarımızı tekrardan uyguladığınızda ve bu aşamadan gerekli kontrolü yaptığınızda, şu şekilde tekrar gösteriyorum, bilgisayara giriyoruz. MNT, MyUSB, Persistence kısmından. Bu doğrulamayı yaptıktan sonra tekrardan bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda en fazla ikinci denemenizde başarılı olacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben burada video son verip işletim sistemimizi yeniden başlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, işletim sistemimizi yeniden başlatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işletim sistemimizi yeniden başlattık ve Persistence modda başlattık. Gördüğünüz gibi az önce kapatmadan önce oluşturduğum deneme ve komutlar isimli klasörlerim ve klasör dosyam masa üstünde hala duruyor, silinmedi. Normal bir live Kali Linux modda başlatmış olsaydınız işletim sistemini yeniden başlattığınızda bu dosyalı kayıtlı dosyalarınızın yerinde olmadığını ve sistemin tamamen varsayılanı, default'a sıfırlandığını görecektiniz. Gördüğünüz gibi dosyanın içerisindeki yazmış olduğum, az önce sizlere anlatımını gerçekleştirmiş olduğum komutlarım aynı şekilde duruyor. Yapmış olduğunuz konfigürasyon ayarları da tabii ki de kalıcı olarak tutulacaktır arkadaşlar. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Şu şekilde göstereyim ben size. Normalde Kali Linux başladığı zaman İngilizce klavye ayarları üzerine başlar. Fakat şuradan yapmış olduğumuz konfigürasyon ayarlarının kalıcı olduğunu, tutulduğunu rahatlıkla gösterebilirim arkadaşlar. Başladıktan sonra hiçbir değişiklik yapmadım ve Türkçe giriş kaynağı olarak burada belirtiliyor arkadaşlar. Evet, Kali Linux Live USB Persistence modu için anlatacaklarımız bu kadar. Herhangi bir hata veya problem söz konusu olduğunda web sitemizden veya videomuzun altındaki yorum kısmından bizlere geri bildirim yaparak rahatlıkla sorularınızı iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince ve dilimizin döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.